Türkiye Böyük Millet Məclisinin növbəti iclası keçirilib. Parlamentin iclasında Azərbaycana hərbi qüvvələrin göndərilməsini dəstəkləyən sənəd müzakirə olunub. Soruyorlar, Türkiye bu anlaşmanın neresinde? Azerbaycan neresindeyse Türkiye de oradadır. Zira Türkiye Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir. Mutabakat zaptına göre Türk askeri ve sivil personeli Rus muhatapları ile birlikte ateşkesi müştereken denetleyecektir. Türkiye'nin bu görev üstlenmesi dostumuz ve kardeşimiz Azerbaycan'ın bizden önemli bir beklentisidir. Şartlar bunu gerektiriyor, saha bunu gerektiriyor, Azerbaycan bunu istiyor. Elde edilen tarihi zaferin korunması için Türk askerinin Azerbaycan'da ve Karabağ'da varlık göstermesi elzemdir. Bölgeye asker gönderilmesi tezkeresinin özeti de budur. Türk hərbçilərinin Azərbaycana göndərilməsinin 10 il bundan əvvəl imzalanmış hüquqi sənədin əsas verdiyi də vurğulanıb. Azərbaycanın belirleyeceği yerde Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev yapmasının 16 Ağustos 2010'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşması uyarınca ülkemizin taahhütlerine uygun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü teşkil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olduğu, bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı değerlendirilmektedir. Çıxışlarda Azərbaycanın müzəffər ordusunun qələbəsindən, hakimiyyət, xalq və ordu birliyindən bəhs edilib. 30 sənə haqqını masada arayan bir Azərbaycan sonunda ekonomisi ilə, güclü ordusu ilə sökə sökə topraqlarını geri aldı. Kimdən aldı bunu? Kimdən aldı? İşte işgal edilənlərdən aldı. Sayın Aliyev söylüyor, ya böyle bir şey olabilir mi? O topraklar 30 senedir. O verimli topraklar sürülmemiş. Sayın Aliyev şunu ifade etti. Biz Şuşa'da üç renkli bayrağımızı dalgalandırdığımız zaman bizimle yaşamak isteyen bütün halklara barışı, huzuru, kardeşliği, dostluğun nasıl olduğunu göstereceğiz dedi. Müzakirelerden sonra ses verme geçirilip ve layihe kabul edilip. Qeyd edək ki, qanun layihəsi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan imzası ilə noyabrın 16-sında Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilib. Qanuna görə Türk hərbçiləri bir il müddətinə Dağlıq Qarabağdakı Rusiya-Türkiyə Birgə Monitorinq Mərkəzində fəaliyyət göstərəcək.